Herkese esenlikler, hoş geldiniz. Bugün havalı tabancalarda farklı şarjör modelleriyle ilgili bir konuşalım istedim. Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Bu videoda göstereceğim şarjör modelleri ASG STR M9A1'in şarjörü ve Ecol S66'nın şarjörü olacak. STR M9A1'in şarjörü bu. Görünüş olarak bu şekilde. S66'nın şarjörü de bu. Şimdi burada bakın görünüş olarak zaten farkları var. Bir kere tüp konusu. Bazı havalı tabancalarda tüp şarjöre takılır. Bu şekilde. S66'da tüpü şarjöre takıyoruz. Tüp yatağı şarjörün içinde. Fakat STR M9A1'de gördüğünüz gibi burada herhangi bir tüp yatağı yok. Nasıl yapıyoruz? Tabancamızın kabzası açılıyor. Buraya tüpü yerleştiriyoruz. Tüp yatağı burada. Tamam. Tüp takma konusu bu. Bazı modellerde şarjörde, bazı modellerde şarjörde değil. Havalı tabancalarda tüp yatağı. STR M9A1'in bunu STR M9A1'in veya Ecol S66'nın olarak düşünmeyin. Yani farklı iki model şarjör gösteriyorum şu an size. Evet. Burada bu tip şarjörlerde çektiğimizde yayı otomatik olarak burada kilitleniyor. Herhangi bir yere çevirip kıstırmanıza vesaire gerek yok. Açmak için de tekrardan alttan serbest bıraktığınızda bunu ittirerek yayı fırlatmış oluyor. Yay serbest kalmış oluyor. Diğerinde ise bu tip şarjörlerde ise burada çektiğimizde gördüğünüz gibi şurada hafif bir çentik var. Oraya çevirip yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bunu bırakarak yine oradan kurtararak yayı serbest bırakıyorsunuz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.